Gerçekten işte önümüzdeki sene Mart ayında Türkiye için çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi. O nedenle bu hazırlıkları doğrusu çok takdir ediyorum. Değerli Genel Başkan Yardımcımıza da Erol Bey'e de çok teşekkür ediyorum beni de davet ettikleri için. Dünya ekonomisi 2008-2009'da çok büyük bir krize girdi. 1929 buhranından sonraki en büyük krizdi. Krizden önce dünya hızlı büyüyordu. Krizle birlikte yavaşladı. Şimdi toparlanma sürecinde. Bu iyi haber. Yani küresel ekonomide sınırlı da olsa ılımlı bir toparlanma söz konusu. Benzer şeyi dünya ticaret hacmi için de söyleyebiliriz. Orada da ılımlı bir toparlanma söz konusu. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışı özellikle 2015-16-14'te ciddi bir şekilde azalma trendindeydi. Net çıkışlar vardı. O kurda kendisini, liradaki ve diğer bütün gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kendini hissettirdi. Şimdi bir toparlanma dönemine orada da giriyoruz. Küresel enflasyon ılımlı seyrediyor. Düşük, o da önemli. Türkiye ekonomisine gelince. Şimdi 1924 ile 2002 arası yani AK Parti hükümetlerine kadar Cumhuriyet tarihimizde büyüme ortalama %4.7. AK Parti hükümetleriyle birlikte büyüme ortalama %5.6'ya çıktı. Kişi başına gelirde Amerika ile arayı 20 puan kapatmışız. Avrupa Birliği ortalamasıyla 28 puan kapatmışız. Şimdi düşünsenize, siz belediye başkanlarımız olarak insanlara dokunursanız, sorunlarını çözerseniz, siyasi istikrar devam ederse ve bu parti bu millete hizmet etmeye devam eder, bir 15 yıl daha bu hızla gidersek Avrupa ile arayı kapatmış olacağız. Şimdi bunu istemez misiniz? İşte bu nedenle bir aradayız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 2018'de inşallah Allah'ın izniyle büyümemiz devam edecek. Sizin de her gün ekiplerinizle birlikte biz bu işi daha yenilikçi olarak nasıl yapabiliriz? İnovatif yani farklı nasıl yapabiliriz? Az kaynakla daha çok hizmeti nasıl üretebiliriz? Her gün bunu düşünmeniz lazım. Ve uygulama. Şimdi Türkiye olarak da ne zaman reform yapsak Türkiye sınıf atlamış. Rahmetli Özal gelmiş, reform yapmış, Türkiye sınıf atlamış. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim parti gelmiş iktidara, reform yapmış, Türkiye sınıf atlamış. Şimdi bu kişi başına gelir. Peki hangi alanlarda reforma ihtiyacımız var? Temel alanlar şunlardır. Beşeri sermaye, yani insanımız. Bizim petrolümüz yok ama genç nüfusumuz var. Bunu iyi eğitirsek ve iş beceri yani beceri edinirlerse, iş bulabilirsek bu bizim için bir artı. Ama eğitemezsek, iş imkanı sağlayamazsak problem. İki, yatırım ortamı. Bütün dünya yatırımları çekmek için rekabet ediyor. İller de rekabet ediyor. Mesela Urfa'nın avantajı büyük. Urfa'da huzur var. Urfa'da altyapı iyi, Urfa'da genç nüfus var. Devlet diyor ki Urfa'ya, kardeşim 100 lira yatırım yaparsan ben en az 116, şimdi bunu da artırıyoruz, 116 lira sana destek vereceğim diyor. Şimdi böyle bir durumda normalde Urfa'nın bütün Türkiye'de en çok yatırımı çekmesi lazım. Ve biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlendirip işte burada yine dönüyorum, size büyük iş düşüyor. Çünkü yerelde siz ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza dokunabilirseniz, güzel hizmetler sunabilirsiniz, inanın fark yaratabilirsiniz. Her şey yerelde başlıyor. Yerel. Bugün onun için
Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimize. Ama özellikle siz değerli belediye başkanlarımıza çok büyük sorumluluk düşüyor. İnşallah o bilinçle hareket edeceğiz. Biz de size her türlü güçlü desteği vereceğiz. Allah'ın izniyle gelecek sene bu çalışmalarımız sonucunda başarılı olacağız. Ve 2019 Kasım'ına giden yolda da sizin başarınız inşallah Türkiye'nin istikrarını pekiştirecek. Türkiye'nin bu Avrupa'yla, dünyayla arayı kapatma sürecini hızlandıracak. Hepinizden güzel hizmetleriniz için Allah razı olsun. Hodej ve Hamika razı bil. Ülhamı Feyhatin Ünser Sahva Ses Serahat. Toplantıya mecid ser hayre be inşallah. Hatırı var. Şanlıurfa bizler için 12 bin yıldan bahsedildi. Hem de Türkiye'nin en genç şehri dendi. Dolayısıyla 12 bin yıllık bir yaşınız ve tarihiniz olacak. Aynı zamanda en genç olacaksınız. Bu herhalde Şanlıurfa'ya yakışır. Şanlıurfa'ları tebrik ediyorum. Şanlıurfa'ya yaklaşık 30 yıl kadar önce gelmiştim. Hakikaten bulunmaktan keyif alınacak. Muhteşem bir şey, bir kavi şehri, bir medeniyet şehri, bir inanç şehridir. Her sokakta uğram uğram mimarın, sanatın, eserlerinin olduğu, sadece sel eseri yürüsen olduğu muhteşem bir şehir. Ama aynı zamanda kadim bir şehrin yanında bir İbrahimi yaşamının, İbrahimi bir milletin yaşadığı bir ensar şehri. Dolayısıyla bu şehirde bulunmaktan keyif aldığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye'de değerli arkadaşlar, Türkiye'deki belediyelerimizin şöyle bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, şehirlerin büyümesine katkılarıyla ilgili genel bir fotoğrafa baktığımızda birkaç şeyi ifade etmek, birkaç rakam vermekte fayda var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de 1397 belediyemiz var. Gerçi sonradan bir tane daha açıldı ama orada seçim olmadığı için ben 1397 ile ittifa ettim. 51'de ilgilenmeyi süremiz söz konusu. İl özelliklerimiz söz konusu. Dolayısıyla resmi rakamlarla bu 1397 belediyemiz mali olarak 2016 yılında 121 milyar liralık bölgelerinde harcamaymıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse %20'ye yakın bir kaynağı yerel yönetimler olarak mahalli değerler olarak kullanıyoruz. Ve Türkiye nüfusunun da yaklaşık %90'ına hizmet ediyor bu belediyelerimiz. 230 bin personeli personel yasasıyla beraber 450 bin daha ilave ettiğimizde 680 bin personelle bu ülkenin yaklaşık 70 milyonu aşan bir rakamına belediyelerimiz hizmet ediyorlar. Siyasal gücüne baktığımızda belediyelerimizin şunu ifade etmemiz mümkün. Türk siyasi hayatında belediyelerimizin siyasi partileri çok yukarıda çektiği gibi çok da aşağılara çektiğini özellikle 90'lı yıllardan itibaren ona şahit olmaktayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerimiz aynı zamanda bir demokrasinin, demokrasi kültürünün geliştiği bir okul. Merkez siyasetinde bir fidanlı olduğunu altını çizmekte fayda var. Siyasetin ilk eğitimin alındığı yer belediye meclis üyelerinin meclis üyeliği ya da belediye başkanı. Siyaset burada. Gerçi yukarıdan aşağıda olanlar var. Yani Fatma'nın bizim merkezden aşağıya doğru geldi. Dolayısıyla burada yerel yönetimlerimize baktığımızda şunu görmekteyiz. Türk siyasi tarihinin olumlu demokratik kültürü zenginleşiyorsa yerel yönetimlerde iyi insanlar yetişiyor demektir. Her seçim döneminde yaklaşık 2 milyonu aşan insan aday adayı olarak ya da partilerinden aday adayı olma noktasında, adaylık noktasında seçime giriyor. Türkiye'de muhtar azalından muhtarlığa, belediye meclisinden belediye başkanlığına varıncaya kadar bir yarışa giriyorlar. Bu muhteşem tablo bu ülkenin siyasal gelişimiyle ilgili önemli bir kültürü inşa ediyor. Peki bu tabloya AK Parti hükümetleri, az evvel Sayın Başbakan Yardımcımız dinledi. Nasıl bu? Partisanca bir bakışım var hükümetlere. Adaletli davranıyorlar diye baktığımızda birkaç rakam vermek istedim. Ben 15 yıl belediye başkanıyım.
muhalefette belediye başkanının ne olduğunu ben bilmiyorum. İktidarda da belediye başkanının ne olduğunu bilmiyorum. İkisi de yaşadı. Dolayısıyla Allah'a hamd ediyoruz. AK Parti iktidarlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek başbakan, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde bu ülkede hiçbir siyasi partinin mensubu, hangi parti olursa olsun, ister AK Parti olsun, ister CHP'li, ister MHP'li, ister HDP'li, ister Büyük Birlik Partili, ister Saadet'li, hangi parti olsun, hiçbirisi şunu söyleyemez. Hükümet aldığı kararlarla veya uyguladığı kararlarla ya da politikalarıyla bize ayrımcılık yaptı diye. Bakın birkaç tane rakam veriyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki en önemlilerden bir tanesi nedir? Mali birim. Acaba kendi partili belediye başkanlarına farklı, bize farklı mı davranıyor? Ya da hükümet yerele üvey evlat muamelesi yapıyor mu diye baktığımızda 2002 yılında merkezden yerele aktarılan kaynak 4.7 milyon. Bu rakamın 2010 yılına geldiğimizde 25.2 milyar olduğunu görüyoruz. Merkezin payı. Yerelde topladığımız yerlerden bahsediyorum. 2016 yılında 54.8 milyar. 2017 yılında henüz net rakam çıkmış değil ama 62 milyar olduğunu ifade edelim. Ve hükümet 2018'e giderken bütçesine bunu %16 artırarak yine yerel yönetimlere güçlü bir payın, güçlü bir şekilde hizmet yapacak imkanı sunuyor. Peki bu belediyelerimizin acaba kaynak dağılımında ya da belediyelere bakışta hükümet ayrımcılık yapıyor mu? Arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Hangi muhalefet partisinin belediye başkanı ya da sorumluluğu milletvekili ya da genel başkanı ifade etsin asla böyle bir iddiada bulunamazlar. Pay dağılımında kanunun hukukun koyduğu ortaya normlar neyse hükümet hepsinden bulmuştur. Evet, biz başarıyoruz. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Yeter mi? Hayır. Çünkü AK Parti %50'nin üzerinde oy alan bir parti, belediyelerdeki oyumuz %45. Bunu %50'nin üzerinde çıkartmak zorundayız. Bu toplantıyı, bölge toplantımızı seçime giderken son bir gözden geçirme toplantısı olarak yapıyoruz. Öğleden sonraki oturumda hem soru cevapta bunu çok daha genişleteceğiz. Ben inanıyorum ki Doğu'daki belediyelerimizin Doğu Anadolu toplantısını Erzurum'da yaptık. Bugün Şanlıurfa'dayız, Güneydoğu Anadolu'yu yapıyoruz. Akdeniz'i, Ege'yi, Marmara'yı hepsini yapacağız. Karadeniz hepsini yapacağız. Sizlerden ısınarmışım. En büyük sermayemiz birlik ve beraberliğimiz. Ve yaptığımız hizmetleri en güzel şekilde anlatmamız ve tevazumuz. Bunu hep birlikte gerçekleştirdim, inanıyorum. Ben bir kez daha bizleri burada ağırlayan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Teşkilatımız, mensuplarına ve milletvekillerimize, değerli Bakan Yardımcılarımıza, Belediye Başkanımıza ve bugün bizi onurlandıran ve şereflendiren çok değerli Başbakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hazreti İbrahim'in bereketiyle ödüllendirmiş olduğu bu belde ve aynı şekilde Eyüp Peygamber'in sabrıyla sınanılan bu beldeye AK Belediye olarak, AK Belediyeler olarak hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Öncelikle Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Erol Kayan'ın ve ekibinin bu güzel bölge toplantısını Şanlıurfa'da yapması sebebiyle huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.